Bir köpek kuyuya düşse 10 tane itfaiye gelir. Bir kuş zarar görse Hayvanları Koruma Derneği yürüyüş yapar, protesto eder. Ama bugün binlerce insan, çocuk, kadın katlediliyor. Medeniyet denilen maskara mahluk. Onlar şu anda susuyorlar. İşte Batı medeniyetinin bu yönüne üstadımız eleştiri getiriyor. Haklı olan odur derler. Kim öldürdüyse demek ki haklı ki öldürdü. Kuvvet nerededir? Hak nerede? Hak kuvvettedir. Bunları okurken siz şu andaki Avrupa'yı, bilhassa Filistin meselesini düşünün. İslam'da kuvvet haktadır. Ama onlarda hak kuvvettedir. Kim kuvvetliyse haklı olan odur. Medeniyet aslında hani kelime itibariyle güzel bir anlamı vardır. Hani adalet, hak, hukuk, iyilik, şehirlilik. Bununla beraber ahlaki değerler, güzel değerler. Hani medeni bir insan diyoruz ya. Medeni kime denir? Medeni bir insan. Ahlaklı bir insan, dikkatli bir insan, kendini geliştirmiş bir insan. Medeniyet bir diğer anlamı da aslında bir milletin hayata bakışı, olaylara bakışı, insanlara bakışı, dünyaya bakışı. İslamiyet olaylara nasıl bakıyorsa o İslam medeniyetinin bir sonucudur. Batı nasıl bakıyor insanlığa, dünyaya, olaylara, hadiselere? Kendi medeniyetinin bakış açısıyla bakıyor. Dolayısıyla medeniyet aynı zamanda bir bakış açısıdır. Bir anlayıştır, bir algı meselesidir. Bu değerler, bu manevi değerlerin sonucu olarak da tekniktir, endüstridir, sanatsal gelişmelerdir. Bu çerçevede üstadımız medeniyeti marifet, sanat ve ticaret esası üzerinde ama manevi değerlerle açıklıyor. Yani sadece sanat, ticaret ve marifet değil, aynı zamanda manevi değerler, insani değerler, ahlaki değerler, insanı insan yapan değerler olarak açıklıyor. Böyle baktığımız zaman da üstadımız medeniyet tabii istenilen bir şeydir, arzu edilen bir şeydir. Üstad şöyle diyor, hakiki medeniyet nevi insanın terakki ve tekemmülüne, mahiyet-i neviyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet ettiğinden bu noktayı nazardan medeniyeti istemek, insaniyeti istemektir. Hakiki medeniyet nevi insanın terakki ve tekemmülüne, gelişmesine, tekemmülüne, mükemmelleşmesine ve mahiyet-i neviyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet ettiğinden bu noktayı nazardan medeniyeti istemek, insaniyeti istemektir. Bu anlamda medeniyete olumlu bakıyoruz. Ancak günümüzde medeniyet denilince daha çok akla Batı medeniyeti geliyor. İşte medeni bir insan, onlar medeni biz değiliz. Neden medeniyet deyince akla Batı geliyor, Avrupa geliyor? Sebebi şey, iki sebebi vardır. Birincisi 19. yüzyılda Batı işte daha önceden o sanayileşmeyle beraber gelişince birçok yönden Osmanlı'yı geride bırakıp terakki edince bununla beraber de aklın yolu birdir diye aklı öne çıkarınca pozitif bilimlerin gelişmesiyle, pozitif felsefenin gelişmesiyle Batı kendisini üstün görmeye başladı. Dolayısıyla kendi ürettiği ne varsa hem sanat hem kültür hem felsefe hem hayat anlayışı bunlara medeni dedi. Geri kalan ne varsa barbar dedi. Onun için Türklerin bir adı barbardır Avrupa'da. Avrupa tek merkezli olarak baktı, medeniyeti tek olarak kabul etti. Tek medeniyet bizim medeniyetimizdir. En iyi medeniyet bizim medeniyetimizdir. Çünkü biz artık her şeyi akılla hallediyoruz ve bu seviyeye geldik. Öyle ki mesela 19. yüzyılda birçok Avrupalı yazar, sanatçı artık bundan sonra biz özgür yaşayacağız. Bundan sonra barış içinde yaşayacağız. Niye diyor? Çünkü biz aklı keşfettik. Aklın yolu birdir. İki kere kaç eder? Dört. Akıl savaş ister mi? İstemez. Akıl düşmanlık ister mi? İstemez. Akıl huzur ister, barış ister, rahat ister, ferahlık ister. Biz de aklı bulduk. Aklın önemini anladık. Artık Avrupa yıkılmaz. Artık Avrupa akılla hareket ettiği için bütün dünyaya hakim olacak ve biz de en büyük medeniyeti göstermiş olacağız. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nda anlaşıldı ki akıl onların sadece aklı öne alması, akıl onlara inanılmaz derece felaket getirdi. Akılla zulüm başladı. Akılla tekniği doğru kullanmayan, aklı daha çok şeytanda kullanan, aklı baskıda zulmetmekte, hakim olmakta kullanan o Avrupalı daha çok birbirine zulmetmeye, birbirini öldürmeye başladı. İşte geçenlerde şehit edilen Filistin başbakanı nasıl öldürüldü? Yapay zeka ile öldürüldü, akılla öldürüldü. Yapay zeka ile kontrol edilerek bir ülkeden başka bir ülkedeki, bir şehirdeki, bir mahalledeki bir binaya roket idam ediliyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ancak hem o roketi yapmak, hem o orayı hedeflemek, o noktayı hedeflemek yapay zekanın işi, aklın işi.
Dolayısıyla akıl tek başına Avrupa'ya refah getirmedi, insanlığa huzur getirmedi. Ama onlar kendilerini böyle gördüler. Osmanlı'nın son döneminde de biz de Avrupa'yı öyle görmeye başladık. Üstadımızın medeniyet konusunu işlemesinin en büyük sebebi Avrupa'nın bu yönünün taklit edilmesidir. Osmanlı döneminde maalesef medeniyet denilince, gelişme denilince akla sadece Avrupa'nın o görselliği geldi. Osmanlı'da medeniyet ve gelişme adına en büyük ilk şey askerin elbisesinin değişmesidir. Askerin elbisesi değişirse, pantolon giyerse, şapka giyerse şey olur, artık biz de medeni oluruz. Polislerin elbisesinin değişmesi, bando takımının gelmesi, marşların gelmesi, baroların gelmesi, tiyatroların gelmesi. Bakın medeniyeti nasıl anladık? Tamamıyla Avrupa'nın sefaati çerçevesinde anladık. Dolayısıyla bu anlamda medeniyetin bizde bir kısım tarafından olumlu anlamı var. Ama ehl-i iman tarafından, muhafazakar kesim tarafından Batı medeniyetinde olumsuz bir anlamı var. Hepimiz biliriz Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiri var. Şiirinde şöyle der. Tükürün ehl-i salibin hayasız yüzüne. Tükürün onların asla güvenilmez sözüne. Medeniyet denilen maskara mahluku görün. Tükürün asrın maskeli vicdanına tükürün. Sanki şu bugünleri kastetmiş. Medeni Avrupa'yı kastetmiş sanki. Ben Avrupa'da uzun yıllar kalmış bir insanım. Bir köpek bir kuyuya düşse 10 tane itfaiye gelir. İnsan can adına, hayat adına, hayatı kurtarma adına, medeniyet adına 10 tane şey gelir. Bir kuş zarar görse Hayvanları Koruma Derneği yürüyüş yapar, protesto eder. Şunu yapar, bunu yapar. Ama bugün binlerce insan, çocuk, kadın katlediliyor. Medeniyet denilen maskara mahluk. Ehli salibin tükürecek yüzleri olan o yüzleri varsa eğer, onlar şu anda susuyorlar. İşte Batı medeniyetinin bu yönüne üstadımız eleştiri getiriyor. Şöyle diyor bir yerde, fısk çamuruyla mülevves olan medeniyet, Batı medeniyeti, insanları da o çamur ile telvis ediyor. Er cümle riyaya şan ve şerefe şeref namını vermiş, insanları da o pis ahlaka sevk ediyor. Riyaya şan ve şeref namını vermiş, insanları da o pis ahlaka sevk ediyor. Burada yanlış anlaşılmasın, üstadımız bütün Batı medeniyetini reddetmiyor. Batı medeniyetini ikiye ayırıyor. Yanlış anlaşılmasın. Avrupa ikidir. Üstadımızın temel bir düsturudur. Temel bir prensibidir. Hiçbir konuda yani imansızlık veya hak hakikat konusu hariç genel olarak konuşmaz. Bir kısım Avrupalılar, hatta bir kısım fasıklar, bir kısım şunlar, bir kısım bunlar. Yani böyle bunlar şöyledir, bunlar böyledir. Bir genelleme yapmaz. Çünkü genelleme yaptığın zaman karşıdan mutlaka bir itiraz geliyor, mutlaka bir haksızlık oluyor. Şu grup şöyle. Bazen yani ben de meslek olarak çok karşı çıkarım. Trabzonlar şöyle, Diyarbakırlar böyle, Erzurumlar şöyle, Türkler böyle, Almanlar şöyle. Öyle değil. Bu şekilde hemen orada karşıdaki bir Trabzonlu, o hayır karşı çıkar. Diyarbakırlı hemen karşı çıkar. Şunu derseniz, bir kısım Erzurumlar şöyledir. Evet, öyledir ama ben onların değilim. Bir kısım Bitlisler şöyledir. Olabilir ama ben öyle değilim der. Ya itiraz olmaz. Gerçek de budur. Her yerde herkesin vardır. Onun için üstadımız muvazeneyi koruyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da. Yanlış anlaşılmasın. Avrupa ikidir. Birisi İslam'ın dini hakikiden ve İslamiyet'ten aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nafi sanatları, adalet ve hakkaniyete hizmet eden, fununları takip eden Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki felsefe-i tabiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını nehasın zannederek, günahlarını güzellik zannederek, beşeri sefaate, dalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Gerek burada üstadımız Avrupa medeniyetinde iki kısma ayırdı. Bizim muradımız medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Medeniyetin günahları ve seyyeleri değildir. Üstadımız çünkü diyor bizim İslamiyet'in Batı medeniyetine ihtiyacı yoktur. O müstakil olmalıdır. Çünkü diyor şeriat faziletli medeniyet kaynağıdır. Asıl medeniyet kaynağı şeriattır, biziz. İslam alemi Eflatun'un Medine'yi fazlası olmaya layıktır. Hem Kur'an herkese ve en azından ekseriyete saadet getiren medeniyeti kabul edebilir. Halbuki Batı medeniyeti sadece %10'a muzarrah bir saadet getirmiştir. Geri kalan büyük kitlenin %80'i fakir ve muhtaçtır. %10 ise zengin fakir arası bir durum arz etmektedir. İslam medeniyetinin Kur'an'ın Batı'yı taklit etmeye, Batı medeniyetinin takip etmeye ihtiyacı yoktur. Asıl medeniyetin kaynağı burasıdır, Kur'an-ı Kerim'dir, İslamiyet'tir. Üstad bunu biraz sonra neden
İslamiyet medeniyetin kaynağıdır. Neden Avrupa medeniyeti dehanın kaynağıdır. Biri dehanın kaynağıdır, aklın, bir de hüdanın kaynağıdır. Medeniyeti garbi hazra, semavi dinleri tam dinlemediği için beşeri hem fakir hem ihtiyacını artırmıştır. İktisat ve kanaati esasını bozup israf ve hırs ve temayı ziyadeleştirmeyle zulüm ve harama yolaşmıştır. Kapitalizmin en büyük esası daha çok harcamak, daha çok tüketmek, daha çok almak üzerine kuruludur. Daha çok kazanmak. Daha çok kazanıp kar elde etmek kapitalizmin temel mantığı o. Sermaye sahipleri için ne kadar çok para kazanırsam, ne kadar çalışana az verirsem o kadar çok para biriktirebilirim. Ne kadar çok para biriktirirsem o kadar kapitalimi geliştiririm. Ne kadar çok kapitalimi geliştirirsem diğer küçük kapitalistleri yok ederim. Ben 1990'larda Avrupa'ya gittiğimde Avrupa'da bakkal falan kalmamıştı. O zamanlar bizde de hiç şey yoktu, AVM'ler yoktu. Büyük marketler hiç yoktu. Ben dedim işte kapitalizm budur. Daha sonra bakın aradan 30 yıl geçmeden bizde de bütün yavaş yavaş bütün bakkallar kapanmaya, küçük esnaf kapanmaya, büyük esnaf, büyük şirketler sadece bir şehre değil, Türkiye'ye hakim olmaya, bakıyorsun dünyaya hakim olmaya başladı. İşte üç harf dediğimiz şeyler var, marketler var. En küçük köyde bile onlar var. Bakkal bakkalı kapatıp ne yapıyor? Orada kasiyer olarak çalışmaya başlıyor. İktisat ve kanaat esasını bozup israf ve hırs ve tamayı ziyadeleştirmekle. Kapitalist olmak istiyorsan çok çalışacaksın, çok para kazanacaksın. Avrupa'nın temel felsefesi budur. Çok çalış, çok para kazan. İki, beşeri bastayı sefahate teşvik etmekle. O bıçağıyla muhtaç beşeri tam tembelliğe etmiştir. Sefahate, sarhoşluğa teşvik etmek. Kumardır, içkidir, eğlencedir, tiyatrodur, sinemadır, baledir, danstır vesaire vesaire ve buna benzer şeylerle tamamıyla sefahate teşvik etmiştir. Hem üç, hem o muhtaç ve tembelleşmiş beşeri hasta etmiş. Bugün en çok intiharın olduğu yerler en zengin, en kapitalist ülkelerdir. En çok depresyon ilacının kullandığı ülke Amerika'dır. Yani beşeri ruhen de hasta etmiştir. Bakın burada bazen burada oturanlar Avrupa'yı veya Amerika'yı farklı görebiliyor. Onlar mutlu, huzurlu, çok sıkıntıları yok. Ama ben çok yakından takip ediyorum. Yani mesleğim gereği de takip ediyorum. Almancam olduğu için takip ediyorum. Benim bir Almanca Face hesabım var. Sadece Almanlar takip ediyorum. Onlarla iletişim kuruyorum. O kadar ızdırapları var, o kadar sıkıntılı, o kadar dertli, o kadar hastalıklı ki, o kadar yalnızlar ki haddinden fazla. Artık kimse kolay kolay evlilikten bile bahsedemiyor. 3 günlük, 5 günlük, 1 aylık, 2 aylık ilişkilerden yeniden tanış, yeniden görüş, yeniden ayrılma, yeniden hüzün, yeniden sıkıntı, yeniden felaket gibi konular. Dolayısıyla Avrupa medeniyeti, o deha, akıl, akıl her şeyi çözer dediler ya, o medeniyet onlara ne yapmadı? Aynı zamanda ruhlarını da hasta etti. Suistimal ve israfat ile 100 nevi hastalığının sirayetine, intiharına vesile olmuştur. Yani üstad medeniyetin dayandığı menfi esaslar sebebiyle insanlığa israf, fakirlik, tembellik, bencillik gibi kötü huylar getirdiğini söylemektedir. Kapitalizmin yine temel bir şeyi bencilliktir. Yani daha çok yarış esastır. Yarışta önemli olan rakiplerini geçmektir ve acımamaktır. Maalesef ben bir evlilik terapistiyim, danışmanıyım. Bana gelen çiftlerde gördüğüm en büyük sıkıntıların başında yeni kuşağın bencilliği geliyor. Benim param, benim makamım, benim kariyerim, benim annem, benim babam, benim ailem, benim rahatım. Yani bunlar yeni kuşağın evliliklerini perişan ediyor. Fedakarlık, en küçük bir fedakarlık niye yapayım hocam? Mecbur mu bunu yapmaya? Niye ben alttan almaya mecbur muyum? Niye ben alttan alayım ki o alttan alsın? Bunu yapmaya mecbur muyum? Geçenlerde en liman bir abimizin oğlunu bana gönderdi abimiz. Hocam diyor, ben katlanmaya mecbur muyum? Aynen şöyle, eşimle bir sıkıntım yok. İyi bir hanım, düzgün bir hanım. Ama artık ona karşı ilgi hissetmiyorum. Ben bunu katlanmaya mecbur muyum? Benim de hayat yaşama hakkım yok mu? Bunu katlanmaya mecbur muyum? İki çocuk, hanımın bir suçu yok. 10 yıllık evlisin. Ama benim hayatım, ama benim keyfim, ama benim rahatım. Bunlar ne olacak? İşte medeniyetin diyor, beşere, günümüzdeki insanlara verdiği Batı medeniyetinin bir şeyi de israf bir, fakirlik, tembellik, bencillik. Evet, medeniyet-i hazırayı kalbiye, semavi kanun esaslarına muhalif olarak hareket ettiği için seyyiatı, kötülükleri hasenatına, hataları, zararları, faydalarına racih geldi.
Üstadımıza göre medeniyet çarkını işleten 5 temel prensip vardır. Nokta istinat, hedef, dustur hayat, cemaatlerin rabıtası, semeratı, gayesi, elde ettiği faydeler. İşte medeniyet hazıra felsefesiyle hayat-ı içtimai beşeriyede nokta istinadı kuvvet kabul eder. Asıl mesela bu işte şu anda günümüzdeki gelen nokta o. Temel nokta kuvvettir. Kim güçlüyse o üstündür. Hatta buna uygun bilimsel bir kuram geliştirdiler. Sosyal Darwinizm diye bir şey var. Duydunuz mu bilemiyorum. Sosyal Darwinizm. Duyan var mı içimizde? Yok. Evet. Darwinizm biliyorsunuz bir teoridir. Darwin şöyle der. Der ki işte hayvanlar daha ilk hücreden başlayarak böyle zayıflar öldü, güçlüler ayakta kaldı. Güçlüler zayıfları ezdi. Güçlü olan kaldı. En son şu anda olanlar en güçlü olanlardır. Yani kim güçlüyse, kuvvetliyse o ayakta kaldı. Zayıf olanlar yok olup gitti. Bazı zayıf türler yok oldu gitti. Çünkü onlar dayanamadılar, ayakta kalamadılar. Sosyal Darwinizm şöyle der. Eğer der, siz güçlü olursanız ayakta kalabilirsiniz. Güçlü olmasanız ayakta kalamazsınız. Kuvvetli olursanız ayakta kalabilirsiniz. Kuvvetliyseniz zayıfı ezme hakkınız vardır. Bir dönem mesela İngiltere'de buna dayanarak hastaların ve yaşlıların yaşları ölme terk ettiler. Onların yaşama hakkı yok dediler. Hatta Covid biliyor musunuz? Covid kimi götürdü? Yaşlıları. Aynı felsefe. Yani onlar giderse biz huzura kavuşabiliriz. Ya, fakir zaten hayatta kalmaya hakkı yoktur. Fakirse, hastaysa, zayıfsa, güçsüzse, aklı dengesi bozuksa onların hayatta kalmaya hakkı yok. Çünkü onlar bize yüktür. Aynen şöyle diyor. Fakir, hasta, yaşlı sana yüktür. Sırtında bir karikatür vardı, sırtına almış, meşhur bir sözdür. Onlar sana yüktür. Çünkü onlar senin geri kalmana sebeptir, sömürüye sebeptir. Kuvvet, kim güçlüyse, kim kuvvetliyse onun yaşamaya hakkı vardır. Hak değil, Batı'nın temel medeniyetin, bu da üstünde değil. Esas olan kuvvettir. Niye 5 kişi, Birleşmiş Milletler'de 5 tane daimi temsilci var? Niye herhangi bir ülke yok da Amerika var? Niye Almanya var? Niye Rusya, Çin var? Niye onların dediği oluyor da bilmem kim dediği olmuyor? 100-200 ülke böyle diyor ama onlardan bir tanesi hayır derse o iş olmuyor. Çünkü esas olan nedir? Kuvvettir. Hak nerededir onlara göre? Batı'da göre kuvvettedir. İslam'da kuvvet haktadır. Ama onlarda hak kuvvettedir. Kim kuvvetliyse haklı olan odur. Hatta Avrupa'da düello kültürü vardır. Yani birbirini öyle herhangi bir iki kişi birisine göz koyduğu zaman düelloya davet ederler. Duymuşsunuzdur. Karşılıklı gelirler böyle. Çok ilginçtir. Yani birbirini öldürecekler ama bunu yasal olarak yaparlar. Avukat gelir, doktor gelir, seyirciler gelir. İki erkek karşı karşıya gelirler. İki silahlarını çıkarırlar. Kim önce vurduysa, kim öldürdüyse biliyor musun ne olur? O ayakta kalan, hayatta kalan alkışlanır. Çünkü haklı olan odur derler. Kim öldürdüyse demek ki haklı ki öldürdü. Kuvvet nerededir? Hak nerede? Hak kuvvettedir. Hedefi menfaattir. Bunları okurken siz şu andaki Avrupa'yı biraz da Fist meselesini düşünün. Noktayı sınadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaattir. Onun menfaati varsa başka hiçbir şey görmez. Düstur hayatı cidaldir. Hayatları savaşmaktır. Barış değildir. Barış olsa bunlar yapmaz. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Gayesi hevesat nefsaniyeyi tatmin, nefsi hevesatını tatmin, hacat-ı beşeriyeyi, beşerin ihtiyaçlarını tecil etmek için bazı revhiyattır. Gayesi hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin, nefsin hevasını tatmin etmektir. Niye yaşıyorsun ki? Niye odun gibi yaşıyorsun ki? Eğer sefahate girmiyorsan, içkin, kumarın, dansın vesaire şunun yoksa niye yaşıyorsun ki der? Hevesat-ı nefsaniyeyi alabildiğince nefsi ve şehvene arzuları tatmin etmektir. Ve bu konuda sınır tanımıyor. Hacat-ı beşeriyeyi, beşerin de ihtiyaçlarını artırmaktır. Sürekli olarak bir şeyler artıyor. Bazen hanımlar bir şeyler getiriyor. Niye? Bak şunu yemeği kaşır, çorbayı karıştırırken şuraya koyunca böyle iyi olur, bir şey buldum aldım. Ne güzel faydası var. Banyoya şunu koydum da aslında şöyle olunca böyle olurmuş. Ne güzel faydası var. O kadar evde cincik boncuk var ki. Evet bir yere yarıyor. Evet bir işe yarıyor. Aa bak şunu tutarken böyle aslında elle tutabilirsin. Ama o kadar çok bunu tezgahlamış ki, o kadar çok artırmış ki. Aa bak buna ihtiyaç var, bak buna ihtiyaç var. Sürekli olarak ihtiyaçları artırmak tezgah etmektir. Batı medeniyetinin, özetliyorum, nokta istinadı kuvvettir. Hedefi menfaattir. Dustur hayatı cidaldir. Cemaatlerin rabıtası ona göre unsuriyet, menfi milliyettir. Semeratı sonuç ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin, hacat-ı beşeriyeyi tezhid
ve tesirdir. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Güç varsa durdurmak mümkün değil. Sadece esas olan kuvvetse şeyin tecavüzdür. İşte yani gel de bunu kabul et. Vuran sen, öldüren sen, katleden sen, masum insanı misafirken başka bir ülkede vuran sen, daha sonra da uçak gemisi gönderiyor. Güçlüyse, onun için güçlüyse tecavüz edecektir. Menfaatin şeni her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Dustur cidarın şeni çarpışmaktır. Unsuriyetin şeni başkasını yutmakla beslemek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmetlendir ki beşerin saadeti sel bulmuştur. Niye Türkiye birinci dünya savaşı yaşadı, ikinci dünya savaşı yaşadı? Niye? Bakın Avrupa'da 100 yıl savaşları var. 100 yıl istinasız, durmaksızın Avrupa savaşmış. 30 yıl savaşları var. Bak bizim kültürümüzde 100 yıl savaşı diye bir şey yoktur. 30 yıl savaşı diye bir şey yoktur. 30 yıl savaş devam etmiş. Çünkü Yusuf Cidar'ın şeyini çarpışmaktır. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden daha çok üstünde boğuşmaktır. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Bunun en büyüğü kendilerine bunu yapmışlardır. Şimdi tüm dünyaya kan kusturuyorlar. Nokta istinadı kuvvete bedel, hakkı kabul eder. Gayede menfaate bedel, fazilet ve rıza ilahiyi kabul eder. Menfaate bedel, fazilet ve rıza ilahiyi kabul eder. Öyle ki İslamiyet bazen ibadetlerde cenneti bile hedef almaz. Namaz kılarken cennetin falan köşkü için niye kılmıyoruz? Ne kılıyoruz? Allah rızası için. Zekat verirken, sadaka verirken, bakmayın bazı hocalar böyle şunu verirseniz bu kadar hure kazanırsınız, bunu verirseniz şöyle köşk kazanırsınız. Esas olan İslamiyet'te ibadetlerde bile, maddi manevi sıkıntılarda bile esas olan rıza ilahidir. Biz zaten üstad diyor ücretimizi almışız. Mükafatımızı almışız. Esas olan rıza ilahidir. Allah bundan memnun mudur değil midir? Bir iş yaptığın zaman bunda Allah'ın rızası var mı yok mu? Müslümanın temel kriteri budur. Benim menfaatim var mı yok mu değil. Evet benim menfaatim olabilir. Geçenlerde yine Ahlat'ta öyle bir olayla karşılaştım. Bir miras meselesinde. Menfaati var vazgeçmiyor. Ama hocam nasıl olur ben nasıl bulurum ya? Burada yıllardır buradayım nasıl yaparım nasıl ederim? Esas olan Allah'ın rızasıdır. Vicdanına sor. Bunu böyle paylaştığım zaman Allah benden razı olur mu olmaz mı? Vicdanın evet diyorsa tamam alabilirsin. Ama hocam ağır geliyor, kolay gelmiyor. Doğrudur. Kolay gelmiyor ama İslamiyet'te gayede menfaate bedel, fazilet ve rıza ilahit kabul eder. Hayatta dustur cidar yerine dustur teavunu esas tutar. Anneye yardım, babaya yardım, yolda kalana yardım, hastaya yardım. Hatta yani yolda kalmışsa ehli kitaba yardım, herkese yardım edin. Ve cuma günü hutbede mutlaka yakınlarınıza, annenize, babanıza, çevrenize yardım edin. İslamiyet'te yardım esastır. Mümin kardeşinize yardım edin. Hiçbir din İslamiyet kadar yardıma, teavuna vurgu yapmaz. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıta dini ve sınıfı ve vatanı kabul eder. Kim üstündür diyor, kim daha çok Allah'tan korkuyorsa, kim daha çok takva sahibiyse benim için üstün olan odur. Bitti. Artık falan gruptan, falan gruptan, falan ırktan bir anlamı kalmıyor. Gayatı hevesat-ı nefsanenin tecavüzüne set çekip. Kur'an-ı Kerim'in gayatı işte bunun için hevesat-ı nefsanenin tecavüzüne set çekmek ruhu maliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Hakkın şeni ittifaktır. Fazletin şeni tesanüttür. Dustur-u teavunun şeni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeni uhuvvettir, intizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadet-i dareyindir. Tekrar okuyorum. Nefsi gemlemekle bağlamak, nefsi gemliyorsun, bağlıyorsun ama ruhu da kemalata doğru ne yapıyorsun? Kamçılıyorsun. Serbest bırakmanın şeyini sonuç nedir? Saadet-i dareyindir. Felsefenin halis bir tılsımı bir firavundur. Fakat menfaati için en hasır şeye ibadet eden bir firavun zelildir. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Hem o dinsiz şagird mütemerrit ve muannittir. Fakat bir lezzet için nihayet lezzeti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat hassı için ayağını öpmekle zillet gösterir deni bir muannittir. Hem dinsiz şagird
cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde noktayı istinat bulunmadığı için zatında gayet aciz ile aciz bir cebbar hotfuruştur. Hem o şagird menfaatperest hodendiştir ki gaye-i himmeti nefs ve batnın ve fercin hevesatını tatmin ve menfaati şahsiyesini bazı menfaati kavmiye içinde arayan destat bir hodgandır. Ama hikmeti Kur'an'ın halis tılzımı ise bu da bize dönüyor. Böyle olmamız gerektiğini söylüyor. Bir abddir. Fakat azam-ı mahlukata hem cennet gibi azam-ı menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez. Bir abd-i azizdir. Tenezzül etmiyorum. Hoştur bana senden gelen. Diyor ya. Ne gelirse gelsin. Ben böyle küçük şeylere tenezzül etmem. Hem hakiki tınmızı mütevazidir. Selim halimdir. Fakat Fatır'ın gayrına daire izni haricinde ihtiyarıyla tezelle tenezzül etmez. Hem fakir ve zayıftır. Fakr ve zaafını bilir. Fakat onun maliki kerimi ona iddihar ettiği uhrevi servet ile müstahnidir. Ve seyidinin nihayetsiz kudretine isnat ettiği için kabidir. Hem yalnız ve cillah rıza ilahi için, fazilet için amel eder. Evet, saatimiz dolmak üzere. Çok bir paragraf okuyacağım. Bitireceğim bundan sonra. Yarıda kestim. Üstadımız bu çerçevede gençlere sesleniyor. Ben de bu son 17 sözün ulemanın son paragrafını okuyacağım. Ey bu vatan gençleri! Medeniyet namına Frankleri taklide çalışmayınız. Onlar gibi olmaya çalışmayınız. Yaşayışınızda, evliliğinizde, düğününüzde, hayatınızda, her halinizde, hiçbir halinizde onları taklide çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adabetten sonra hangi akıl ile onların sefahat ve batıl efkarlarına itibar edip emniyet ediyorsunuz? İnsaf ya. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adabetten sonra, düşmanlıktan sonra hangi akıl ile onların sefahat ve batıl efkarlarını itibar edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok. Sefihane taklit edenler ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına itaat edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Agah olunuz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibanız milliyetinize karşı bir istifaftır ve millete bir istihzadır. Hadanallahu ve iyyakum ve ila sıratil mustakim. Allah rızası için El Fatiha.